Yıldırım Nakliyat'ın sunduğu Çorum gündemi başlıyor. Çorum gündeminden hayırlı akşamlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bir hafta aradan sonra sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siz ekranlarınızı başınıza hoş geldiniz. Mustafa abicim, siz de stüdyoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Teşekkür ederiz, iyiyiz Allah'a şükür. Sizden nasılsınız, nasıl geçti? Bizler de iyiyiz. Malum 24 Haziran seçimleri ülkenin gündemini yoğunlaştırdığı gibi bizim işlerimizi de daha da yoğunlaştırıyor. Evet. Vatandaşın siyasette ne olup bittiğine dair haber aldığı önemli kaynak neresi? Basın kuruluşları olduğu için biz de hem vatandaşı bilgilendirmek, gelişen süreçte neler oluyor, kimler aday olarak açıklama yapıyor vesaire. Vatandaşla siyasetçi arasında, siyaset arasında şu an köprü görevindeyiz. Bu da bizim rutin yoğunluğumuzu biraz daha artırıyor. Programımıza başlarken 24 Haziran seçimlerinin vatana, millete, hatta kendi memleketimiz dışında da cümle ümmeti Muhammed'e, ümmete hayırlar getirmesini dileyerek programımıza başlayalım. Şimdi Çorum'daki hemen başlamak istediğim konu, çevre yolunda yaşanan bir zincirleme trafik kazası vardı. Evet. Mustafa abiciğim, burada da evet, bugün de haberi aldık, onu da söyleyeyim. Orada ağır yaralı iki kişi beyin ameliyatı oldu ama durumlarının halen ağır olduğu söyleniyor. İnşallah sağlığına kavuşurlar, Allah esirgesin diyerek. Bu üzücü kazanın da bazı ihmallere bağlı olduğu olarak yaşandığı söylendi. Şimdi biz habere girdikten sonra biliyorsunuz sosyal medyada biz haberleri paylaşıyoruz. Evet. Onun altına işte takipçilerin ya da okuyucuların yorumları geliyor. Burada bir bayan okuyucu yorum yazmış idi. Ben onlara istinaden burada işte bir ihmal var mı? Şimdi iki araç kaza yapıyor, şey yapıyor, yoldan çıkıyor devliyor. Bunun üzerine hiçbir polis olay yerine geldiği halde... Söyleme, yani o düğün konvoyunun karıştığı kazadan evvel yolda bir evet, kaza var. Kaza oluyor. Evet. Yani aracın işte motor kısmı bir yere işte savruluyor. Yani o aracın parçaları yola yol savrulmuş üzerinde, oluyor evet, yolun üzerine. Ve işte burada önlem alınmadığı söylentileri var. Yani ne parçalar toplanmış ne bir de işlek yol yani. Aynı anda tamam ne olursa olsun o yolun temizlenmesi lazım. Niye? Evet. Yani trafik akışının çok yoğun olduğu, saniyeler arasında bu tamamen araçların birbirlerini takip ettiği ve biliyorsunuz ne kadar da olsa çevre yolu olduğu için biraz süratları da oluyor yani araçların. Ani bir işte yolda bir şey bulunması ya da şey yapılması yani şoförleri artırıyor. Yani şoförleri tedirgin ediyor. Bu yüzden de orada temizlik yapılmadan ya da işte daha önceden bir işte trafik kazasıdır uyarıları konmadığına dair bu konmadığı için de bu işte düğün konvoyunun gelip orada işte araç parçalarına çarparak birbirlerini zincirleme bir kaza meydana evet, geldiğine dair biz okuyuculardan duyduk. Zaten oradaki bir basın mensubu arkadaşımız da bu olaylara şahit olmuş. Orada bir yani önlem alma konusunda bir ihmal olduğunu dair bir söylentiler var. Orada iki türlü iddia var. Sizin dediğiniz gibi yani herhangi bir yolda trafik kazası var olduğunu uyarıcı herhangi bir levha olmadığı yönünde. Bir de şu ki oradan yine gelen iddialar, çevre sakinleri bunu daha çok teyit ediyor. Oraya konulan uyarıcı o dubalar kişileri yanlış yere yani kazanın bir kenarına yol vermek yerine bilakis o konulan dubalar yanlış konulduğu için direkt insanlar da o dubaları takip edince direkt kazanın üzerine birbirine yığdırdı. 7 tane araç zincirleme trafik kazası ağır hasarlı üstelik. Demin söyledim 2 tanesi de durumda çok ağır. Yani Allah şifa versin. 22 ameliyat tane yaralı yani. Bakımda, tabii. Evet, Allah acı şifalar bugün değil 22 onlara. Kişi. Bir kişinin bile tırnağının kırılması, burnunun kanaması hiç kimsenin isteyeceği bir durum değil. Tabii orada kasıt yok ama ihmalin de İhmal. Kasıttan bir farkı yok. Özellikle insan hayatını ilgilendirir konularla ilgili görev yapan her kim varsa, bu sadece trafik görevlilerinin meselesi değil. Her kim konusu direkt insan hayatına ve insan güvenliğine bağlı bir şeyse orada duygularımızı yani derler ya çakralarını açacağım, gözlerimi dört açacağım diye çok daha hassasiyetli, çok daha temkinli olunması lazım. Ben mesela meslek hayatım boyunca pek çok trafik kazasına gitmişimdir. Yaz, kış, gece, gündüz. Bu gittiğimiz yerlerin
hemen hemen yarıya yakınında bu tedbirsizliği ne yazık ki gördük. Buz kaymasından dolayı yolda buzlanma olmuş. Dereye araç düşmüş. Aynı yere biz gittik. Biz biraz tecrübeli olduğumuz için bu gibi kazalarda aracımızı çok daha ileriye, uygun bir yere bıraktık. Oraya yürüyerek gidiyoruz. Gelen araba kaydı. Yani biz jandarmayı uyarmasaydık, 10 yıllık meseleden bahsediyorum. Jandarmayı uyarmasak o dereye belki 10 tane araba düşecekti. Bizim işte orada aklımızın dumura uğradığı yer, jandarma, emniyet veya orada kim önlem alıyorsa bizden çok daha fazla bu konuyla ilgili tecrübe sahibi. Emniyet görevlileri şimdi olay yerine geldiği zaman zaten bunların yaralılara müdahale etme gibi bir, herhalde bir şansları olmuyor. Evet. Yani bunu ambulans mecbur bekleniyor. Yani ufak tefek. Bunların görevi zaten ilk önce orada yani bir de emniyet bir sonraki tedbiri, çok önemli bir şey. Kazaları olmaması için orada güvenlik önlemini alma. Yani bir dahaki sonrasından kaza olmasın diye tedbir almak. Bu da yani, acı bir tecrübe olsa da polis ekiplerinin, emniyet güçlerinin şeyi bu yani oradaki görevi. Yani yaralılara müdahale etme bilmiyorum herhalde çok şey yapmayınca öyle bir şeyler yani yok yani. Yardımcı oldukları konular vardır da. Orada yaralıların durumuna müdahale ne kadar acil ve önemliyse peşinden gelecek insanların da o kazaya, çünkü çok duyarız bunu. Basit bir kaza vardır, maddi hasarlı. Peşinden gelen arabalar işte görüş açısılardır, birden o kazaya denk gelmiştir. Zaten kazalar çok Konya yolu gibi, yayla gibi yollarda pek olmaz. Yani ya bir çıkış ağzında olur, kör nokta vardır, görülmedik bir yer vardır. Gelen üstüne bindirir. Oradaki yaralıyı kurtarmak ne kadar acil ve önemliyse geriden geleceklerin emniyetini almak da bu derece önemli. Ya bir Allah de buhara evler kavşağı yani bu orada burada çok şey yani yoğun trafik hem de riskli yani şeyler o dalmanın olduğu yerler falan yani güvenlik önlemi almak orada zorunlu yani. Evet. Biz yine oradaki dediğimiz gibi kasıt elbette yok ama kimi ihmaller çok acı tecrübeler kazandırıyor. İnşallah bu bize acı da olsa bir tecrübe olsun. Bundan sonraki en küçük mesele de çevre emniyetini korumak. Mesela bu çok önemli. Ha, şuradan da şu eleştiriyi yapayım müsaadenle Mustafa abi. Mesela biz kimi arkadaşlarımız gider, biz gideriz. Yıllarca da bunu yaşadık. En son 6 ay önce bir yerde denk geldim ben. Emniyet görevlileri olayın olduğu mahallede emniyet şeridini çekmiş. Ben fotoğraf çekiyorum. Emniyet şeridinden belki 5 metre ilerideyim. Polis oradan yani bana mesela ne yapıyor oradaki görevli? Bir afra tafra yapıyor. Uyarıp kimliğimi gösterdiğim halde, ben gazeteciyim dediğim halde. İşte şuradan çek de buradan çek de falan filan. Yani şimdi oradaki o görevine, sözüm ona hassas olan arkadaşları burada ben daha hassas görmeyi isterdim. Diğerinde bunu bahsederken basın mensuplarının yaşadığı belki sıkıntıları da dile getirmiş oluyoruz ama birinci mesele bizleri açısından olay yerinde yaptığımız görevde sadece emniyet görevlilerinin görevini aksatmamak kaydıyla. Buradan bizim arkadaşlarımız da ona dikkat etmesi lazım. Gazeteciyim diye kimse kelle kesen, kör asan değil. Oranın da kaza alanı, olay yeri, oranın da belli bir disiplini vardır. Oranın sorumluluğu emniyete aittir. Çek diye emniyet şeridine. Ondaki onun görevine, yetkisine saygı duyarak ama ondan da bizim görevimizi yapmamıza, ona engel olmadan yapıyorsa eğer saygı duymasını beklemek de bizim hakkımız. Şimdi bu sadece kaza olayı değil, her olay için de geçerli. Yani burada biraz tabii ki doğru, basın mensubu arkadaşlarımız biraz mağdur oluyor bu konuda da. Yani bir de şu, bunu sadece basın mensubu arkadaşlar olarak değil mi? Vatandaşlar olarak da biraz vatandaş şey yapalım. Vatandaş bizden kalabalık. Şimdi bir kaza oluyor. Ben yanlış anlamadım. Şimdi ben bir kaza olmuş. Orada insanlar işte canıyla ne derler güreşirken işte can havliyle uğraşırken ben orada bir fotoğraf çekmeye dahi utanıyorum, çekiniyorum. Emin ol şu cep telefonumu şöyle saklıyorum bir yerlerime öyle çekiyorum. Evet. Şimdi normal vatandaşa bakıyorum ben. Yani çevrelemişler bırak adam soluk alamıyor. Bir de hepsinin elinde canlı yayın yapıyorlar. Ya bu işte toplum yani insanımız karşımızdaki insan yani can çekişiyor yani büyük acılar içinde maalesef biz onu bile artık bir şey haline getirdik, canlı veriyoruz bunu da. Evet. Yardım etme yok. Vatandaş orayı çevreyi şey yapıyor. Bu arada işte sağlık ekipleri görevini yapamıyor, emniyet mensupları görevini yapamıyor.
Yani burada vatandaşlar bizden emin ol, basın mensubundan daha çok meraklılar bu konuda. Biraz, daha maalesef, duyarlı davranmalarını tabii. istiyoruz Hadi burada biz, vatandaşlarımızın. Mesleğimizin yani, gereği orada olay yerini çekmek, okuyucuya yansıtmak durumundayız. Oradaki gazeteciler mesleklerini yapıyor ama diğeri hatıra fotoğraf çeker gibi. Yani onu kaydetmesinin de hakikaten anlamı yok. Kimi zaman gazetecilerin görev yapmasını dahi o arkadaşlar, belki de emniyet mensupları o kalabalığı dağıtırken burada sadece gazeteci olanlarla vatandaşı ayırıp, vatandaş yani ayırıp derken sadece olay yerine yaklaşmasını engelleyecek, çalışanların güvenliğini sağlayacak, işte gazetecilere biraz daha haberi yapma imkanı tanıyacak. Bunu biz de olay yerinin meslektaş olarak, gazeteci olarak olay yerinin insicamına göre hareket etmemiz lazım. Kimi zaman bazı meslektaşlarımız, hepsini kastetmiyorum ama bunu tüm meslektaşlarımız da bilirler, bundan muzdariptir zaten. Bir olay yerine gidilmiş. Orada bir dediğiniz gibi kaza var, acı var, belki ölüm var, zulüm var. Biz her gün bu kazalara denk geliyor, güya kaşarlandık der gibi. Orada çektikten sonra elimizde sigara, kulağımızda telefon, böyle lakayt konuşma vesaire. Orada kim olursa olsun o kaza sahibini, hasta sahibini, cenaze sahibini hakikaten çok rencide eder. Ki bunun tepkisini de mutlaka gösteriyorlar. Buna bizim arkadaşlarımızın da, özellikle bu işte yılların tecrübesine sahip arkadaşlarımız bu hataları yapmıyor ama maalesef bazı arkadaşlarımızın bu hatayı yaptığına dönük de vatandaştan da ona göre şikayet de geliyor. Biz de emniyetin ihmallerini konuşurken kendi ihmallerimizi de biraz göz önüne almamız lazım. Tekrar bu kazadan dolayı tüm yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim tekrar. Basın mensubu arkadaşlarımız sıkıntından şey yaparken madem konu açıldı birkaç şeye de değinelim isterseniz. Programda Gazeteciler Günü programına yani, dönmesin. Artık dönsün. Şeyler de var yani biz ilk önce neden kendi mesleğimizi biz kendimizi şey yapalım. İlk önce sıkıntılarımızı gidelim. Ondan sonra vatandaşa yardımcı olan biz rahat edemezsek yani kafamızda bin bir türlü şey var. Meseleler varken vatandaşa gerekli hizmeti veremeyiz yani. İlk önce biz kafamız bu emniyet güçleri arkadaşlarımızdan, polis arkadaşlarımızdan şunu da rica ediyoruz. Yani arkadaş işte park meselesi büyük bir şeyde. Atıyorum caddede ya da işte park yasağı olan yerde olsa arkadaşımız yani tabii bu güvenlik açısından risk taşıyan yerler olmayanlar dışında kastedim. Yani bu orada görevini yapacaktır. Aracı oraya park edecektir. Zaten basın diye orada zaten levhasını falan arabaya koyuyor. Buna biraz müsaade ederlerse daha iyi olur. Bu konuda biz gazeteciler cemiyeti olarak sen emniyet müdürümüzden bir randevu talep ettik. 10 gün oldu daha bir cevap da vermedi. Buradan da bunu hatırlatmış olayım. Bunları da gündeme alacağız bunları. Bu demin olumsuzlukları anlatırken şunu diyemem. Allah'tan korkarım. Emniyet camiasının tümü basın mensuplarının çalışmasına fırsat vermiyor vesaire. Öyle yok, bir şey yok değil. Öyle. Bu belki de uç örnekler. Sayısı az ya da çok. Çok değil ama bugün pek çok emniyetteki arkadaşlarımız olsun ki emniyet müdürü dahil olmak üzere haber alabilme konusunda bize ellerinden gelen kolaylığı sağlamışlardır. Ama körün taşı denk gelir gibi gecenin bir vakti bir olayda denk geliyor. Yani adam orada polisin de oradaki görev yapan polisin kendi görevini yapmakla birlikte beni de oradaki olumsuzluğa karşı korumak gibi de bir şeyi olması lazım. Evet. Neyse bunu da geçtik. Şimdi Mustafa abicim gündemimizde biz geçen hafta Ömer Halis Demir'in duruşmasına gitmiştik. Buradan seyircilerimizle konuyu paylaştık. Bir de onun üzerine geldikten sonra biraz da sistemli hani unutmayacaktık diye bir yazı yazdık. Bir çağrıda bulunduk. Bunu önce kendimize söyledik sonra topluma söyledik. Bu arada da ya Allah aşkına şu sinek de nereden dalandı Mustafa abi? Güya yok gibi davranmaya çalışıyorum da kocaman yani. Yok da edemedik kusura bakmayın. Şimdi biz dedik ki hani unutmayacaktık dedik. Neyi unutmayacaktık? Saat Kulesi'nin dibinde binlerce insan söz verdik öyle değil mi? 15 evet. Temmuz'dan itibaren 27 gün mü 29 gün mü gece nöbeti tuttuk. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diye kabul ettik. Yemin ettik. Allah bizi yeminimizden döndürmesin. Ama şimdi geldiğimiz noktaya bakalım. Silivri'de, Sincan'daki mahkemelerde neredeyse o günün şehit yakınlarını ve gazilerini yalnızlığa terk ettik.
Ama onlarla bir araya geldiğimiz zaman da sırtlarını sıvazlayıp ya ne iyi ettiniz, siz olmasaydınız biz şöyleydik şimdi, memleket gittiydi. Edebiyat yaparken gittiydi. Ama hadi onun şeyini samimiyetle yine söyleyelim, doğrudur. Onlar olmasaydı hem vallahi hem billahi bugün ne biz burada olacaktık ne de belki millet burada olacaktı. Başımızdan aşağı kaynar sular, yani bombalar yağacaktı, dökülecekti. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, anons etmeyi unutmadık ama buraya saklıyordum. İkinci bölümde çok kıymetli bir delikanlımızı misafir edeceğiz. İsmi Yılmaz Eren Kabak. Peki bu kardeşimizi niye misafir edeceğiz? Konuşurken de ikinci bölümde görürsünüz ama şehitlere dua kitaplığı diye kendi aklıyla, gönlüyle çıktığı yolda şimdi çok fevkalade bir yere ulaştı. Bir gencin niyet edip şehit aileleriyle kurduğu bu ilgi, toplumla kurduğu bu önderlik öyle bir noktaya geldi ki şu anda pek çok şehit ailesi bu gencimizi kaybettiği şehit evladının yerine koyarak sen bizim evladımızsın diye ona muhataplık gösteriyor. Şimdi bir tarafta unutan bir yığın kitle varken bir taraftan da gençlerimizin bu şehitlerimize, gazilerimize verdiği değeri onların gözünde görmek geleceğimizi, yani ümidimiz sönüyor. Ama Yılmaz gibi gençlerimiz sayesinde bir yandan tekrar ümitlerimiz alevleniyor. Allah rızası için bu işlerden vazgeçmeyelim. Hem kendimizi hem çoluğumuzu çocuğumuzu. Şimdi bir alışveriş merkezinde konser oldu. Konsere karşı değiliz. Gençlerin eğlenmesine de karşı değiliz. Gençlerimiz orayı doldursun, eğlensin. Fakat orayı dolduran kalabalığı 57. Alay'ın vefa yürüyüşünde görmemek insanı üzüyor. Orayı dolduran kalabalığı şehit cenazesinde görmemek insanın yüreğini yakıyor. Şimdi orayı hınca hınç doldurmuş gençlerimiz işte elbette ki demin dediğim gibi konsere gitsin, eğlensin. Onların da hakkıdır. Ama bir şehitlikle ilgili, ecdadımızla ilgili bir mesele olduğu vakit o gençleri görememenin hesabını, muhasebesini oturup biz kendi kendimize yapmamız lazım. Yani bu gençler ağaç kovuğundan çıkmadı. Kuş yuvasından da dökülmedi, öyle değil mi? Hepsi bizim evet. Evladımız. Anne baba olarak, aileler olarak, ebeveynler olarak biz ne yaptık? Çocuklarımızı kendi ellerimizle mi bu duyarsızlığa yittik? Ama dediğim gibi onlara bakarken de Yılmaz gibi gençlerimizin varlığı, ben hakikaten o Yılmaz'ı gözlerinden öpüyorum. Oğuzlar'da 18 yaşında lise öğrencisi bir genç çıksın kendisine bunu dert edinsin. Kendisine getireceği hiçbir maddi getiri yok. Şey yok. Üstelik öyle samimice yapıyor ki basın mensubu olarak bizler fark ettik de bir iki sefer haber yaptığımız için bu iş yaygınlaştı. Gidiyor aileyle görüşüyor. Ondan izin alıyor. Adam merak ediyor. Ne için izin istiyorsun benden diyor. Senin şey diyeyim başına bir kitaplık yapacağım. Kur'an-ı Kerim bırakacağım. Yasin ve surelerin yazılı olduğu cüzler bırakacağım. Gelenler orada onları okusun. Onlarla duasını yapsın diye. Şimdi o şehit ailesinin gönlünü nasıl fethettiğini düşün. İşte biz de o şehit ailelerinin gönlünü Yılmaz gibi fethedebilmek için samimice onlara karşı adım atmamız lazım. Vallahi yani bir taraftan o konserin dolmasından gocunmuyorum ama 57. alay yürüyüşü dedik. Ondan sonra başka milli dini meselelerde gençlerimizi birazcık duyarsız görmek. Yani üzülüyor. Duyarsız bir gençlik yetişiyor maalesef. Artık bunun da sorumluluğunu aileye mi bağlarız, eğitime mi bağlarız? Öyle artık, değil. Yani bunların içerisinde ben şahsıma düşen sorumluluğu alıp kendimi sorgulamam lazım. Yani acaba tüm gençleri ben konuşarak ikna edecek değilim ama işlerinden bir tanesine, iki tanesine ya nasıl işte böyle böyle bir şeyler anlatalım edelim diye. Belki de o sorumluluğu yerine getirmek adına sizin Yılmaz'ı bugün buraya davet etmeniz ikinci bölümde inşallah çıkacak. İnşallah gençlere örnek olur. Bu gençlerimize örnek olsun istiyoruz. Bu gençlerimizin yanında biz de her zaman var olmak istiyoruz. İyi şeyler yapsınlar. Biz de onların güzelliklerini örnek olarak anlatalım istiyoruz. Yani bir tarafta işte popçuların peşine, topçuların peşine koşan gençlik varken bir tarafta da şehitlerimiz için kendisini pervane eden bir delikanlımız var. Ondan dinleyeceğiz. Mustafa abi lafı yine aldık elimize hakkını helal et. Sana bırakmıyoruz fakat siyasi meseleler gelince topu sana atacağız. Bir de genç delikanlı derken 15 Temmuz davalarının yiğit delikanlısı diye iki gözümüz Emre Solak kardeşimiz. Şuradan da ekrana gösterelim biraz uzak kaldı gerçi de.
Şimdi bu kardeşimiz 20 yaşında. Geçen hafta da kısmen bahsetmiştik bundan. Bu hafta onun hikayesini tam sayfalık bir haberle ele aldık biz de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yakinen tanıdığı, konuştuğu, sayısız defa görüştüğü üstelik. Emre'ye özel harekat forması, üniforması diktirmiş. Mahkemeye de Emre'ciğim bunlarla git, seni gören hainlerin korkusu biraz daha tavan yapsın. Onları korku salsın diye. Bu kardeşimizin bu ekranlar aracılığıyla da tüm Çorumlu hemşehrilerine selam var. Kendisi Çorum Alaca'dan. Orada hiçbir davayı aksatmaksızın, kendi babasının davasının haricindeki diğer darbe davalarında da hiçbir zaman geri durmuyor. O hainlerin gözünün içine baka baka orada bu milletin savunuculuğunu yapıyorlar. Allah bize nasip etsin ki yine o davalara gidelim. O kardeşlerimizin yanında yer alalım. İşte şimdi hani gençlerden bahsediyoruz. Emre de bu memleketin genç evlatlarından bir tanesi. Ve üzerine de çok ağır bir yük yıkmışız Emre'nin. Ama şunu da şey yapalım. Şehit ailelerinden, şehitlerimizden söz açılmışken yani devlet olarak aslında yani şehit ailelerine sahip çıkılıyor. Kesinlikle. Bütün ihtiyaçları gideriliyor. Evet. Ama bugün bütün şehit aileleri şey o konuda hakikaten yani siyasiler olsun bu konuda şey olsun. Mesela bugün bir haber düştü. İl Başkanı Karada bu Hakkari Şemdinli'de yaralanan o en son Gülhane Hastanesi'nde şehit olan Hidayet Tokmak şehidimizin ağabeyini başbakanla görüştürdü ricası üzerine. Ha burada görüşmesini bir talep şey değil, taleplerinin yerine getirildiği için teşekkür etme şeyinde teşekkür etmek için görüşmek istedi ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşme sağlandı ve devletin kendilerine sahip çıktığı için bütün istekleri yerine getirildiği için teşekkür etti. Yani burada devlet üzerine şehitlerimizin, şehit yakınlarının üzerlerine düşeni yapıyorlar ama maalesef biz vatandaş olarak biraz bu konuda duyarsızız. Evet. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi o şehit kardeşinin ziyaretini biz de gördük. Çok da memnun olduk. Onlar devletin en üst zirvesinde her zaman ağırlanmaya layıktırlar. Hatta öyle ki devletin en üst zirvesi kapısını onlara sonuna kadar açarken kademeleri aşağı indikçe yeri geliyor bizim şehit yakınları ve gazilerimizin neredeyse ulaşmada zorluk çektiği anlarda yaşanabiliyor. Burada devletin neyi geri getirir? Bütün imkanları seferber etseler ya, bir şehidimizin saçını telini. Tabii maksat yani, burada onu geri getirmek değil ama hayatta devam ediyor. Bu o ailenin yaşadığı acının ve bu memleket için, insanımız için yaptığı fedakarlığın bir nebze de olsa karşılığı, bir minnet borcudur. Devlet bunları yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi, onları inşallah ihtiyaç bırakmaz. Ama şu var, Allah rızası için üstüne basa basa söylüyorum. Hiç kimse bu kardeşlerimiz üzerinden bir paye edinmek için o kardeşlerimizi bu çarkın arasına sokmasın. Onlar feleğin bu çarkın arasında zaten öyle ezilmişler ki canlarından bir parça vermişler. Ona rağmen ağızları kan dolu olmasına rağmen yutkunmuşlar. Düşmanı sevindirmeyip demişler ki vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Onlar vereceklerini vermişler fazlasıyla. Bizden kat be kat ömürlerimizi versek onların alacağını ödeyemeyiz. Onun yanında onlardan bir şey koparma telaşında Allah için olmayalım. Sadece samimi olalım. Bugün Mehmet Karadağ için onu söylemiyorum. Onu tenzih ederim ama siyasetin bazı argümanları bu kardeşlerimizi, gazilerimizi veya şehitlerimizi kimi zaman böyle çok düşünüyormuş gibi yapıp ondan sonra alacağını aldıktan sonra sırtını dönüp onu unuttuğuna da çok şahit olduk. Bunu her kim yapıyorsa yapmasın. Bunu mesela bu kardeşlerimiz zaman zaman sohbetlerimizle, muhabbetlerimizle bundan intizar ediyorlar. Mesela ben diyorum ki ya varsa böyle bir şeyin ben bir gazeteci olarak yazarım bunu. Diyor ki peki ben bunu sana söyleyip altına ismimi yazdıra yazdıra bunu söylettikten sonra düşmanı sevindirmez miyim diyor. Mesela onlar ondan arettiği için bunları aşikaren söyleyemiyorlar. Sadece biz de acizane onların diline tercüman olarak yani bürokrasiyi, siyaseti bununla ilgili birazcık uyarma görevini biz üstleniyoruz. Tepki görme pahasına rağmen bu uyarma görevini yapmamız lazım. Onlar can pahasına canlarını ortaya koydularsa biz de iki kelimelik sözümüzü ortaya koymaktan geri durmamamız gerekir. Bunu da bu şekilde bahsederek tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz yine.
Gazilerimize de acil şifalar dileyelim. Nice gazilerimiz var ki tedavileri devam ediyor. Hatta belki hastaneden çıkmış, iyileşmiş, hayatın içerisinde ama sırtındaki G3 mermisiyle ömür boyu yaşamak zorunda kalan, hala her nefesinde acıyı hisseden nice gazilerimiz var. Bir cümlesine Allah'tan şifa dileyelim. Bunun yanı sıra Çorum'da bir doğalgazla ilgili yerli ünite yapımı oldu. Organize de hizmet veren bir fabrikamız bunun tanıtımını da gerçekleştirdi. Buradan da ben bu firmayı şimdi reklam olmasın diye biz gazetede açık açık yazıyoruz ama televizyon ekranlarında firma ismi geçmiyor. Buradaki firmadaki tüm yöneticileri, çalışanları gönülden kutluyoruz. Amerika'dan ithal edilen glikol ünitesi diye doğal gazı aramak ve çıkarmakla ilgili bir makine ekipmanı var. Onu yerli olarak Çorum'da ürettiler. Bu da yüz akımız oldu. Her defasında geçenleri de yine böyle Çorum'dan yapılmış Samsun'a trenlerin fren diski için yapılmış bir ekipman vardı. Ondan da yine gururla bahsettik. Allah bize nasip etsin ki her programda Çorum sanayisinde Çorum üretilmiş ilkleri buradan hemşehrilerimizle paylaşalım. Bunu da gerçekten anlatmaktan her zaman, her hafta anlatsak yani bizim tabii, için gurur verecek. İki kelimeyle geçiştiriyoruz yani, belki ama bunun altında çok Çorum sanayicimize imkan verildiği takdirde neler yapılacağını, neler ortaya çıkaracaklarını görmüş oluyoruz. Ve en açık bir Çorum şey olarak da insan olarak da bu hoşumuza gidiyor. Yani anlatmaktan da gurur duyuyoruz. Evet, zevk alıyoruz yani anlatmaktan. İnşallah imkanlar verilir de bu millete, bu devlete daha fazla bizim Çorum sanayicimiz hizmet eder. İnşallah. Şimdi gelelim biraz da 24 Haziran diye başladık. Yine seçimlerin hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Seçimler tarihi belirlenince siyaset hareketlendi. Genelden başlayarak hemen Çorum'a gelelim. CHP'nin 15 milletvekili talimatla İYİ Parti'ye geçti. Evet, İYİ Parti'ye seçime bunların içerisinde de CHP gelmesin. Çorum milletvekilinin olması dolayısıyla da Çorum gündemi biraz daha bu konuyla yaptı, ilgilendi. Gerçi o günden bugüne gelene kadar neredeyse haber bayatladı. İş evrildi, çevrildi. Şimdi 15 CHP'li milletvekili bunlar açıklama kalacaklar, sahip mi çıkılacak? Partilerine geri dönme konusu gündeme geldi. Gerçi biz haftalık program olduğumuz için konu biraz o anlamda bayat olsa da bizim açımızdan tazeliğini koruyor. Çorum siyaseti özellikle bununla CHP milletvekili, hani Çorum milletvekili de bu grup içerisinde yer aldı. Siyasi etiği vardır dediler. Yani herkes kendine göre farklı farklı yorumladı. CHP bu işi demokrasi kahramanlığı olarak görürken kimi çevrelerde yani milletvekillerinin hür iradesine ambar koydu. İşte tek adamlıktı. Talimatla istifa ettirilmesi falan diye o tip önceden bu tür milletvekili transferine karşı çıkanlar, transfer diye şey yapıyorlar, karşı çıkanlar şimdi kendileri yapıyorlar. Abdullah Gül'ün de galiba Cumhurbaşkanlığı için 367 mi gerekiyor neydi? Evet. Bu konuda mesela o zaman işte AK Parti'nin milletvekili transferi yapacağına dair söylentiler çıktığında CHP bunu çok eleştirmişti. Bunun etik olmadığına siyasette falan söylemişti ama şu anda eleştirdiği konuları kendisi yapıyor. Yani burada kendilerine göre tabii bu dediğiniz gibi demokrasi yönünde atılmış bir adım olarak görüyorlar kendilerine göre. Burada tabii biz de şunu diyelim, o zaman o milletvekilleri gerçekten gittilerse orada kalsınlar. Bakalım ne kadar sahip çıkıyorlar, onları görelim. Burada biz, dediğiniz gibi bizi ilgilendiren Tufan Köse milletvekilinin durumu. Tabii çeşitli söylentiler var. Yani şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bir isteğiyle mi oldu? Yoksa gerçekten bunlar zaten çizildiler de değil, ya biz talimatla, orada işte talimatıyla çeşitli iki tür söylenti çıktı burada zaten. Bir talimatla geçildiği, bir de zaten bunların bir dahaki dönemde olmayacağı.
Yani ben atıyorum Tufan Köse açısından söylüyorum yani bunu. Olmayacağı bunun için de İYİ Parti'den belki aday gösterilirim diye öyle geçtiğine dair. Tabii en son gelişmeler bunun talimatla ilgili olduğunu. Ama yine de bu siyasette ne olacağı yarın belli olmaz. Şu anda CHP sahip çıkıyor da. Yani ben yarın neyin olacağını tam kestiremiyorum bu konuda yani. Belki de açıkta da kalabilirler o konuda. Mesela şimdi Çorum'da bilmiyorum daha... Sayın Milletvekili müracaat etti mi? Gerçi İYİ Parti'den şu anda daha görünüyorlar da daha şu anda CHP'den şey yapmadı, başvuru falan yapılmadı. Evet. Benim duyduğuma göre de herhalde büyük ihtimal diyorlar Tufan Bey'in Ankara'dan olma ihtimalinin daha yüksek şimdi, olduğu iddiaları var. Genel Başkan talimatıyla bu 15 milletvekili hakikaten şey yaptı. Çok kendi açılarından zor. Ki o verdikleri fotoğrafta da yani çok üzgünlükleri, neredeyse boynu bükük duruyordu adamlar. Şimdi bir insan kendi isteğiyle başka bir partinin siyasetini benimser, göğsünü gere gere ben falanca partiye gidiyorum diyebilir. Orada öyle bir görüntü yoktu. Yani Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla olduğu için belki Kılıçdaroğlu onlara ayrı bir söz vermiş olabilir. Eğer siyasette vefa varsa bu da... uzun süreli ama bir şeyse. Ama o şey istifalarını açıklarken olabilir. Biz İYİ Parti'ye katıldık derken yüzleri hiç sanki böyle yok, izinli geçmiş gibi şey imajı değil. Canım eğri oturalım doğru konuşalım. Yani şimdi öyle bir zorunluluk olmasa Tufan Köse'nin yani ayağının altına kırmızı halılar ser ondan sonra yani Çorum'un yarısını ver. Bırakmaz partisini. Yani, yıllarca partisinde yani emek parti vermiş. Bir de ne kadar şey gelmiş. Bu Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yapılmış bir şey olsa da zaten tabanda zaten uyuşmuyorlar. Evet. Şimdi ve işte siyaset o kadar şey ki zamanında eleştirdiler. Bakın Saadet Partisi Genel Başkanı'nı. Zamanında CHP ne yaptı? Davacı oldu, mahkemeye vurdu bu Sivas olaylarından dolayı. Evet. Yani şey yaptı ama şimdi tabii ne oldu? Döndü şey yaptı. Evet onu. Yani Sivas olaylarının belediye başkanı o zaman belediye başkanı olduğu için yani mahkemeye verdiler işte bilmem ne yaptılar. Şimdi ne oldu? Gelinen nokta ne? Şu anda da işbirliği yapıyorlar. Yani maalesef bunlar işte siyasetin yarın ne getireceğini bilinmeyen bir noktalara getirdi. Yani evet. Burada da yerele geçelim isterseniz şey yapmışlayın. Mustafa abiciğim bu arada birinci bölümümüzü tamamlamak üzereyiz. İsterseniz ikinci bölümde o zaman ikinci bölümün girişine devam edelim bunları. Tamam. İkinci bölümde yerel siyasetin adayların, aday adaylarının sizden bunların şeyini alalım. Belki de şu ara verdiğimiz zaman sinekten de kurtuluruz inşallah. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz. Müsaadenizle biz birinci bölüm için araya gidiyoruz. İkinci bölümde Çorum siyasetinde aday adayları belirlenmeye başladı. Açıklama yapan, müracaat eden isimler var. Mustafa abiden parti parti o isimleri almakla beraber Yılmaz kardeşimiz de sizlerle tanıştıracağız inşallah. İkinci bölümümüzün bir kısmında da Yılmaz kardeşimizden bu şehitlerle ilgili yaptığı çalışmalardan kendi ağzından bilgi alacağız. Kısa bir ara verip tekrar ikinci bölümde buluşmak üzere. Çorum gündeminin ikinci bölümünden tekrar hayırlı akşamlar. Kıymetli izleyicilerimiz birinci bölümde sizlere anons etmiştik. Stüdyomuzda yeni bir konuğumuz var. Yılmaz Eren Kabak. Yılmazcığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu gencimiz Oğuzlar'da başlattığı şehitlere dua kitaplığıyla bir tanenin birkaç şehidin mezarlığında başlattığı çalışmayı çok genişletti. Şu anda neredeyse 125'in üzerinde şehit ailesiyle irtibatlı vaziyette. Bunu kendisinden alacağız. Yılmaz'cığım senden de müsaade isteyerek Mustafa abiyle yarım bıraktığımız
bir siyaset konusu var. Milletvekili aday adaylarından bahsedeceğiz. Ondan sonra sana dönüp senin konudan devam edeceğiz. Müsaadenle. Evet. Evet Mustafa abicim, şimdi milletvekili aday adaylarıyla ilgili. Şimdi Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da siyasi bir yoğunluk yaşanmaya başladı burada. İşte kimi istifa ediyor muydu, etmiyor muydu, müracaat edecek miydi, etmeyecek miydi gibi artık her yerde bunlar konuşulmaya başladı. Özellikle ben şunu vurgu yapmak istiyorum. Çorum'da Çorum insanının oyu milletvekili isimlerine göre belirleneceği kanaatindeyim. Evet. Yani yapılan işte görüşmelerde falan yani isimler bunlar partilerdeki isimler milletvekili adayları isimleri yani oy oranlarını belirleyecek gibi geliyor bana Çorum şey olarak yerel olarak. Şimdi tabii bir hafta içinde neler yaşandı? Özellikle bu hafta içinde yoğun bir işte istifalar biliyorsunuz dün itibariyle kamu görevlerinde işte istifa etmeleri gerekiyordu. Onlar tamamdılar. Şimdi şöyle bir göz atalım. AK Parti'de kimler yani istifa etmiş ya da başvurmuş? Mevcut milletvekilleri arasında ilk müracaatı yapan yeniden Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt oldu. Ankara'da yeniden aday olduğuna evet. dair bu müracaatı yaptı Sayın Vekilimiz. Tekrar bir bayan daha var. Geçen dönemlerde de aday olmuştu Fatma Çöpür. Evet. Bu da Ankara'dan müracaatını yaptı biliyoruz. Bunun yanı sıra Harun Uysal isminde arkadaşımız var. Bu da Ankara'dan evet. yaptı. Ali Osman Kıyak bugün Çorum'da. Parti binasında evet. yaptı. Evet orada biz de şey yaptık. Bir konuşma yaparak müracaatını yaptı. Bildiğimiz kadarıyla yani yerelde bunlar. Ha şimdi şey olarak gelelim. Kimler istifa etti? İstifa eden arkadaşlarımız var ama bunlar daha müracaatını yani yapmadılar resmi müracaatı ama şeyler. Erol Kavuncu hocamız var KYK müdürümüz. Evet. İlyas Sarıyerli, Sungululu ama Muğla İşkur'da müdürlük yapan arkadaşımız. Bunlar istifa ettiler. İşte eski Orman Bakanlığı'nda müsteşar Lütfü Akça'nın istifa ettiğini biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla bugün yine eski yine milletvekili hatta 4. sıraydı galiba Bekir Horoz. Bekir Horoz evet AK Parti'den 4. sıraydı. Bugün o da resmi olarak parti il binasında müracaatını yaptı. Bu en son aldığımız bir bilgi var. Telefonda arkadaşlar o şey yaptı. Kırıkkale'de öğretmenlik yapan görme engelli bir kardeşimiz Resul Partici. Bu arkadaşımız da yarın büyük ihtimal bir program hazırlamışlar. Çorum'a gelip resmi başvuruyu burada yapacakmış. AK Parti'den. Evet. evet bu da. Bu arkadaşımız da görme engelli arkadaşımız. Burada kendisine başarılar diliyoruz. Çünkü yani bunların özel bir yeri var. Evet. Bunun yanında İsim geçenleri de burada biz söyleyelim. Yani büyük ihtimal bunların bir, da... Müsaade etse Mustafa abicim yine Ankara'dan AK Parti Genel Merkezi'ne müracaat etmiş bir hemşerimiz var. Geçtiğimiz dönemde de yine milletvekili aday adayıydı. Yunus Ölçer isimli bir çiftçimiz. Traktörüyle Ankara'ya kadar gidip Çorum'dan bayraklarla afişlerle traktörünü süslemiş vaziyette. Oradan yani ben çiftçiler adına buradayım diyerek öyle de bir açıklaması vardı. Mesajı da buydu. Yani AK Parti listesine bu Yunus Ölçer'i de ekleyebiliriz. Evet. Bizim duyduğumuz müracaat edeceklerin isminde Yasir Küçük diye bir arkadaşım. Bu Aybüke Turizm'in sahiplerinden Yasir Küçük'ün aday olacağına dair. Orhan Bozkurt daha önceden de aday olmuştu bu arkadaşımız. Eski evet. il başkanlarımızdan Rumi Bekiroğlu'nun ismi söyleniyor. Şu anda AK Parti'de ismi geçenler ya da işte istifa edip de AK Parti'den aday olacakları duyduğumuzlar bunlar AK Parti'den.
Daha da yani bu isimleri hani bu liste artabilir de. Artması da muhtemel zaten. Evet. Belki istifa etmiştir. Henüz bir açıklama yapmamıştır yani açıklama da. Bizim yarın duymadığımız müracaatlarda bu isimler yani daha mevcutlardan elbette. Da var müracaat etmedik daha evet. Şey yapmamış. Bunlar da ileride zaten bütün partilerinki yani çoğalacağını netleşeceğini evet. Tahmin ediyoruz. CHP'de tabii burada yani CHP'de bayağı, tahmin ettiğime göre bayağı bir hareketlenme daha fazla. Burada öyle görüyorum. Bunların arasında işte belediye meclis üyeleri var istifa edenler. Özgür Kılıç, Mehmet Tahtasız kardeşim bunlar belediye meclis üyeleriydi. Bunlar evet. istifa ettiler. Bunların yerine de Nazik Bulut ve Tunca Yılmaz bundan sonra yedekten. Belediye meclis evet yedekten yani. Belediye meclis üyeleri olarak görev yapacaklar. Bunun yanında il genel meclis üyesi CHP'den Burçin Solmaz Polat hani bu istifa etti görevinden. Bunun yerine de tabii bunlar CHP'den milletvekili aday olmak için olmak istifa için, ettiler. Rıdvan Samsunlu yedek listeden evet. Rıdvan Samsun'un yani artık gelir mi gelmez mi bunlar ama biz şu ha belki bunların yerine istifa etmiş de olabilir ama biz listeye göre yani gelmesi daha önceki evet. listeye göre söylüyoruz. Yedek listenin başında Rıdvan Samsunlu var. Bunun yanında ismi geçen tekrar Sait Börekçi daha önceden de belediye başkan adayı mıydı? Evet, belediye başkan adayıydı. Dinçer Solmaz milletvekili adayı var. Muharrem Bozdoğan'ın ismi geçiyor. Sait Börekçi de Sait Börekçi'nin evet aday evet. adayı olacağına dair bize bir bilgiler ulaştı. Evet. Bunun yanında Muharrem Bozdoğan daha önceden de zaten bu arkadaşım şey Halis Durkaya var. Bu da daha önceden şey yapmış. Cengiz Atlas'ın en son ismi geçiyordu. Cengiz Atlas sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak düşünmediğine dair açıklama yaptı. Evet. Büyük ihtimalle o şu andaki CHP'de yani siyaset yapmayı pek düşünmüyor. Ali Rıza Suludere'yi söyledik. İl başkanı Ali Rıza Suludere'yi söyledik. Evet. Ali Rıza Suludere'yi söyledik. Bu istifasını verdi zaten. CHP il başkanlığından istifa etti. Evet. Milletvekili aday olacak. Yani büyük ihtimalle en kuvvetli adaylardan birisi bu. Yani senin de siz o kanaati kullandınız Ali Rıza'yı Suriye ile ilgili. Biz tabii hepsine ben şahsen hangisi daha ön plana çıkar öyle bir tahminim sadece yok şu tabii biz bir yorum onu bir şey yapamaz ama şu şimdi CHP Çorum'da iki tane şey yaptı biliyorsun. Biri oturma eylemi o halin kalkması için bir evet. de şeker mitingi. Burada CHP Genel Merkezi bunların başarılı gördü. Onun için de yani o konuda diyoruz biraz daha. Çünkü verilen görevi yapmış oldu. Evet, şimdiki teşkilat o açıdan evet. diyoruz. Yoksa bizim yani siyaseti bildiğimiz için siyasette diyoruz ya her şey değişebilir. Sadece biz tahminlerimizi ulaşalım. Evet Cumhur İttifakı'nın diğer bir partisi MHP'den kimler aday? Şimdi Çorum siyasetini biz yakından takip ettiğimiz için yani burada biz bazı kendi fikirlerimizi de söyleyebiliriz. Halkın fikirlerinde de değinebiliriz. Elbette. Şeyde. Şimdi dediğimiz gibi girişte onu söyledik. Biz Çorum insanının bundan sonraki şeyinde parti değil de adaylara bakacağını biz tahmin ediyoruz. Bize gelen yorumlardan falan bunu yapıyoruz. Siz ben bunların en önemli şeyi söyle ama ben orada şöyle sadece bak adayın ismi elbette ki önemli. Bu fotoğrafın bir parçası. Yani burada parti unsuru var, aday unsuru var. Hepsini birleştirdiği vakit vatandaşın tercihi olgunlaşacak. Yani sadece isme bakarak yani bu bir toplumun gerçeği. Bugün insanların partilerine olan bağlılığı kimi zaman ismi hiç görmesinin önüne dahi geçebiliyor. Yani yok, sizin dediğiniz doğru tarafı ben, da var ben ya. Şuna tek başına belirleyici unsur siz daha değil. Şey yaptınız ama çok önemli bir şey. Yani isimler zaten partiler de onu baz alarak toplumla kucaklaşabilecek, elle tutuşabilecek isimlerle yola çıkmak ister ki bir fazla oy alabilsin. Ya, hiç kimse toplumda sevilmeyen bir insanla bir yere çıkıp da ya, yol yürümeye niyetlenmez. Tabii ki o yani şimdi bakın şunu diyorum ben. Şu anda biz konuşulanları söyleyelim evet. Çorum'da.
konuşulanları söylerim. Şu anda yarın seçim olsa halkın konuşunu söylüyoruz. AK Parti'ye 2 milletvekili veriyor bu halk. MHP'ye 1 tane veriyor. CHP'ye 1 tane veriyor. Evet. Şimdi diyor ki bir tane MHP çıkaracak diyor. Şimdi bunu söylerken tabii bu neden bunu söylüyor? Şimdi yani milletvekillerine bu Çorum'a bir şey yapılmadığına dair milletvekillerine şey bulduğundan söylüyor. Yoksa partiye martiye kızdığından değil yani. Evet. Yerel şu anda Çorum halkı yani milletvekiline tepki gösteriyor. Siz Çorum'a bir şey yapmadınız. Siz Çorum için bir adım atmadınız. Yani bugün ya işte biz işte hastane yaptık, şunu yaptık. Halk da diyor ki en son havaalanı hususunda ne diyoruz? İşte ya şurada 20 kilometre. Değil mi? Evet. Bu ya bu halk biliyor bunu yani. Onun için diyoruz biz. O da diyor ki ya Karadeniz'de diyor. Ya Karadeniz'deki şehirlerin arasında kaç kilometre var? Bir de ona bakın. Hepsinde var. Hatta yapmak için Karadeniz'e bir de denizi dolduruyorlar yani. Her neyse. Evet. Yani bunun için ben mevcut şeylere artık Çorum'a bir şey katacak mı, katmayacak mı ismi ona bakacak yani. Hangi parti olursa olsun milletvekilleri genel merkezde dayısı olan değil, toplumun gönlünde yeri olan olmalıdır. Bak, işte şimdi yani, ben... Yani karını düşünen siyasi partiler Çorum'dan bir fazla oy almak için bu hedefi önüne koyan siyasi partiler... Bir daha lafımı tekrar ediyorum. Genel merkezlerde dayısı olanı getirip buraya koymak yerine vatandaşın içinden, bağrından çıkmış, vatandaşın gönlünde taht kurmuş. Genel merkezdeki yerinin ağırlığından ziyade vatandaşın gönlündeki ağırlığı burada kıymetli. Ama bu zamana kadar siyaset endazesini şaşırıp kimi zaman öyle. Yani bu belki de yılların siyasete bulaştırdığı bir virüstür, bir derttir. Yani genel merkezden adam konur milletin önüne. 40 katır mı 40 satır mı tarzında yani bu çok da demokratik değil aslında. Vatandaşın sevdiği, saydığı, benden birisi diye gördüğü, bugünküler öyle değil demiyorum. Ben genel çizgileri çiziyorum. Şuna dikkat etmesi lazım. Oynamaktan maksat utmaksa, seçimden maksat bir fazla oy almayı hedeflemekse bu milletin oyu, bu milletin gönlünde değeri olan insanları kendi vekil olarak seçmesine fırsat tanımaktır. Dolayısıyla her il kendi içerisinden yani dışarıdan gelmiş buralara yani, birileri Çorum'u az tanıyan, Çorum'la irtibatı seçimden seçime olan insanları işte bakın, kişiler istemez. Burada partilere evet. De işte biraz mesaj verilmek isteniyor. Tabii, yani benim istediğim olsun ben, diyor yani. Genel merkez sen gönderirsen ben bunu kabul etmeyebilirim evet. Diyor. Bak biz şu anda bu MHP'den, dikkat etmesi lazım. MHP'den bir tane evet. Diye söyleniyor tabii bundan söyleniyor ama ben de şunu söylüyorum. Eğer MHP burada yani daha önceki yaptığı gibi İzmir'den birini getirtirip de aha zaten kardeşim size milletvekili ha bunu seç derse bak o biri de göremez bana göre. Biz de bunu evet. Söylüyoruz. Yani insanların bu Çorum insanının özellikle burada tanıdığı isimler olması lazım. Sevdiği isimler olması lazım. Onlar şimdi şey yapalım mı arkadaşlar falan. MHP'den adaylarımız işte MHP burada yani yani tepkimi olur artık Çorum mu? Burada bu seçimlerde iyi değerlendirmesi lazım bunu. En fazla MHP adayları daha önemli benim yani toplum için adaylar. Burada şimdi adaylara bakalım. Ahmet Hattab İmal eski Ülk Ocakları Başkanı. Şu anda evet. Resmi herhalde başvuru yaptığını biliyorum. Enes Ekri Sungurlu'da bu kardeşimiz 25 şu anda Çorum'da milletvekili adaya da olarak başvuranların içinde en genç olan 21 yaşında ve şehit çocuğu Enes Ekri Sungurlu. Mehmet Akif Aras şu anda mevcut MHP il başkanı. Yani bunlar zaten potansiyel bir adaydır. Yani şey yapabilir. Ali Beyaz belediye meclis üyesi. Bu arkadaşımız belediye meclis üyeliğinden istifa etti ve MHP'den büyük ihtimal listede Yasemin Ekmenlek kardeşimizin ismi var. Herhalde bundan sonraki belediye meclis üyeliğinde Ali Beyaz'ın yerine bu kardeşimiz görev yapacak. Ali Beyaz'ın bir de Mustafa Şimşek Alacalı bu eğitimci Mustafa evet, Şimşek isimleri geçiyor. Çorum'da MHP olarak. Evet fazla uzatmak evet. İstemiyorum. Cümlesine şey ben yapalım. Söylediğim yani aday adaylarını hangi partiden olursa olsun niyetlenmiş herkes bence saygıdeğer insanlar. Bu memlekete hizmet için yola çıkmış insanlar olarak görüyoruz. Başarılar diliyoruz bu siyasi yolculuğunda. Milleti temsil etmek için, bizi temsil etmek için hizmete talibim dediler. Burada partilerin
milletvekili adaylarını belirlerken ortaya koyacağı elbette ki kendine göre kriterleri vardır. Ama toplumun da sizin demin bahsettiğiniz gibi kriterleri var. Yani biz Ahmet olsun Mehmet olsundan öte bir milletvekili nasıl olmalı? Toplum tarafından sevilen sayılan, toplumla ilişkisini, bağını koparmayıp topluma tepeden bakmayan, yani bizden bir insan, toplumdan bir insan gibi davranıp yaşaması ve memleket meselelerine kendi meselesinden daha fazla gayret edip bu memleketin istikbali için bu hizmet kapısını iyi değerlendirecek. Gönlü yiğit, kalbi yiğit, bileği yiğit, aklı yiğit, inancı yiğit insanlara ihtiyaç var. İnşallah umuyoruz ki bu kalıpta milletvekilleri çıkar. Ki toplumda bu denli insanlarımız gerçekten de çok fazla. Ben milletvekilliğine niyetlenip yola çıkmış insanların hepsini gerçekten saygıdeğer olarak görüyorum. Niye? Şimdi bazıları der ki işte ya reklam yapacak, bilmem ne yapacak falan filan diye. Kimsenin şahsi olarak niyetini yargılayamayız ama genel anlamda benim baktığım şey şu. Siyaset kapısı bu millete hizmet etmenin önemli kapılarından bir tanesidir. Milletvekilliği de çok ulvi de bir görevdir. Yani bu göreve talip olmuş insanları bugünden niyet okumakla bu yollarındaki enerjilerini tüketmemek lazım. Onlara hakikaten oy veririz vermeyiz ayrı bir konu ama cesaret vermemiz lazım. Ve bunların içerisinden de yani en iyi bu işe layık olup yapacak olanlar sonuçta Çorum'un 4 tane milletvekili hakkı var. İsterse 30 tane aday olsun, 50 tane aday olsun. Seçilenlere, seçilemeyenlere de el birliği edip göreviniz hayırlı olsun deyip yine seçim atmosferinden de sıyrılıp el birliğiyle, gönül birliğiyle Çorum'u daha ileri taşımanın, memleketi daha ileri taşımanın çaresine bakmamız lazım. Parantez içerisinde şunu söylüyorum. Önce bunu kendime de söylüyorum. Zaman zaman belki heyecanımıza kapılıp sert sözler ettiğimiz olabilir ama seçim bizim birliğimizin, beraberliğimizin parçalanmasına vesile olacak bir araç değil. Memleketimizi daha ileri demokrasilere, daha çağdaş ve daha gelişmiş seviyelere taşımak için önemli bir demokrasi aracıdır. Biz bunu sadece böyle görelim. Seçim atmosferi içerisinde gerek basın mensupları, bizler, vatandaş, çay ocağında otururken konuşan iki kişi veya siyasetçiler söylemlerine dikkat ederek, ölçerek, biçerek, tartarak söylerlerse kırıcı. Çünkü yarın her ne olursa olsun herkes birbirinin yüzüne bakacak. Sadece şurada biraz sert olduğumuz yer orası olabilir. Bu sertlikten de asla vazgeçmeyeceğiz. Hainlere karşı asla bir hoşgörümüz de yok. Onlara karşı iltimasımız da yok. Bu hainler kimdir derseniz FETÖ, PKK, DHKPC, DAEŞ bunların hepsi bizim için hain konumundadır. Dolayısıyla onlara göstereceğimiz herhangi bir müsamaha yok. Onların berisinde kalan herkes bu memleketin öz evladıdır. Hangi partiye ait olursa olsun, görüşü kimden yana olursa olsun tercihini kullanır. Ondan sonra görev alanlar hizmetine devam eder. Biz de millet olarak yine el birliğiyle, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Seçimlerinde bu anlamda tamamlanması işte çok önemli. Partilerde şunu bekliyoruz biz halk olarak. Yani artık diyoruz ki halkın sesine kulak versinler. Yani halkın istediği insanlara şey yapsınlar. Bunun da en şey nedir? Şimdi temayül yapıyor. AK Parti de yapacak. Ya yapmanıza gerek yok ki. Boşuna masraf bari yapmayın. O kadar insanı şey yapacaksınız. Ya. Eğer belirleyici olmayacaksa ya bu zamana kadar temayülde çıkan hiçbirini sıraya koymadılar ki yani. Bu yani nedir? Temayül şu andaki teşkilat üyeleri ve belli bir işte muhtarlardan teşkilat belirliyor. Bu isimler temayülde oy kullanacak diye. Ya Mustafa abicim şimdi temayülde şey yapıyor. Ne kadar görüşü aktarıyor? Yani talimat geliyor. Teşkilat diyor ki kardeşim şimdi şunu bakın, şunu oy olacaksın. Hepimiz yöneticilik yapıyoruz. Çünkü yazılmış yöneticiler. İşte, buradan da sağlıklı sonuç çıkmayacağı için temayüle göre de milletvekilliğine dizsen yani olmaz. O da hak değil. Şimdi, belirleyici küçük bir unsur olabilir ama. İşte teşkilat bakın teşkilat kullanıyor. Bırakın üyeler kullansın da gerçek sonuç ortaya. Teşkilatın kullandığı yani belirlediği isim benim ya da yani o partilinin Çorum'daki o partilinin şeyi değil ki fikri değil ki. Şimdi atıyorum. Talimatla ben olmasın. Özgür iradesiyle olsun. Ben il başkanıyım. Bakın ben il başkanıyım. Siz bana yakınsınız. Siz de milletvekili aday olduğumuz. Ben sizi çıkarırım birinci sıra. Hadi benim emrimi o teşkilattan kim dinlemeyecekse dinlemesin. Yönlendirme. Bu zamana kadar hep yönlendirme oldu. Liste veriliyor. Liste. Aha bunu yazacağım diye. Evet.
İşte bu da sağlıklı olmuyor, onu diyoruz. Tabii, artık genel merkezlere şunları evet. diyoruz. Artık ya insanların sesine kulak verin, insanların istediği adayları gösterin. Çorum'un sokağını bilmeyen insanları İzmir'den, Samsun'dan, bilmem Mersin'den getirip de bunu aha size milletvekili diye dayatma yapmayın. Biz yani bir halk bunu istiyor yani. Evet. Maalesef Çorum'u sokağını bilmeyen ya 10 senedir Çorum dışında yaşıyor. Allah aşkına ne kadar Çorum sevdalısı olur bu? Çorum'u sokağını bilmeyen, derdini bilmeyen, Çorumlu'nun nefesini almayan 10 senedir dışarıda olan bir insan Çorum'a ne kadar faydası olur? Ya şimdi Mustafa abi tamam da adam belki iş denmiştir, geçimden sokağını bilmek, şöyle, Çorum nefesi, sevdasını onu şeyine, sorgulama. Adım bilecek. Belki daha faydalı olabilirdi. Onun Çorum sevdası nerededir diye sorgulama. Adam belki 20 yıldır senden sevda olmazsa hizmet olmaz. Yana. Sevgi olmazsa hizmet olmaz. İlk önce sevecek taşını, toprağını. Bunun çamur sokaklarında yürüyecek. Sen demin ki yanlış Çorum'un sokaklarında tozunu, o çimentonu tozunu alması senedir, lazım. 10 senedir adam gurbette. Yanıyor. Senden benden daha fazla yanıyor Çorum diye. Belki Çorum'un saat kulesinin fotoğrafını görünce ya, gözleri doluyor. Yanma, bu doğru, tamam da yanma, bu Çorum ayrı, sevdası yani. Bununla ölçemezsin. Ben onu demek istiyorum. Yani yok şimdi adam 20 senedir gelmez hasrettir. Çorum'un sevdasıyla yine yanar. Ama o milletvekilliğiyle ilgili toplumla hemhal olma konusunda o ayrılığı ona eksiklik getirir. Toplum içerisinde yaşayan ha şunu de milletvekilliğini bitirdikten sonra da bu caddede gezecek. Hatta vefat ettiği vakit de cenazesini ulu mezarlıkta, çiftlik mezarlığında bugünden kendisine yer ayıracak. Yani eri geci burada kalacak insanlarla. Çünkü niye? İşi bittikten sonra gidecek adam o saati düşünmez. Ben olsam, sen olsam, bir başkası olsa der ki ya iş bittikten sonra da gideceğimiz yok. Burada gezeceğiz. Dolayısıyla bu da topluma hizmet için seni biraz daha destur sahibi yapar. Biraz daha dikkat sahibi yapar. Halktan biraz da çekinecek yani. Halktan biraz gerçekten evet. Halk milletvekilinden korkmayacak ya. Milletvekili halktan korkacak ya. Ya ben bu ya, buraya ne yüzünden gezeceğim diyecek ya. Yani değer abi, versin. Değer yani değer versin, korksun şey her yok. Neyse. Ya bu Çorumlu evet. Ben şey yaptığım zaman kardeşim bana ne yaptın diye soracağı zaman ben ne cevap vereceğim diye çekinecek, korkacak. Yani korku evet. o yönde diyorum. Ama maalesef biz korkuyoruz milletvekilinden. Milletvekili bizden çekinmiyor yani, maalesef. Öyle. Bu da değişik bir şekilde gidiyor. Neyse şimdi siyaset konusunu da kapatalım. Delikanlımızın vaktini de seni de burada siyaset konusunda biraz sıktık herhalde. Kusura bakma Yılmaz'cığım. Şimdi sen ne yaparsın ne edersin? Bir kendin anlat bakalım. Kendine bu iş tane. Nereden aklına geldi? Niye bu işlere heves sardın? Ben Oğuzlar'da oturuyorum. Evet. Çorum'a sıklıkla geliyorum hafta sonları falan. Çorum'a geldiğimde de 2016 yılında bir tane abim, arkadaşımın abisi diyeyim, Oğuz Dallı, Bekir Eren Deniz şehit oldu. O şehit olduktan sonra ben şehitliğe devamlı gider oldum. Ondan sonra oraya gittiğimde birisi buraya şehitler bizim için canlarını feda ediyorlar, bir Kur'an bile yok dedi. Ondan sonra ben de orada bunu duyunca şehitlere vefa borcumuzun olduğunu anımsadım. Evet. Ondan sonra aklıma bir şeyler yapmak geldi buraya. Kitaplık yapmak geldi. Ama şehit mezarlarının başına yaptığımız gibi değil. İlk başta açık, öyle Kur'an-ı Kerim, Yasin koyacağımız şekilde kütüphanelerde olanlardan evet. aklıma geldi. Sonra projemi sosyal medyada paylaşınca insanlar da fikirlerini sundular. Ve Oğuzlar'a iki tane kitaplık yaptık. Ve son şekilleri onlar oldu. Hüseyin Demar ve Murat Keleş şehitlerinin evet. başına. Öyle geldi aklıma. Projeyi öyle başlattı. Şimdi Yılmaz Kadir'in lafını kesim de ilk önce şuradan başlayın. Yani halkımız anlasın diye. Ne iş yaparsın? İşte ailen durumu, baban nerede çalışıyor, kendin ne iş yapıyorsun? Yani ki bu önemli. Niye? Yani hem okuyorsun herhalde benim bildiğim kadar hem bu işlere zaman ayırabiliyorsun. Yani demek ki bu işlere zaman ayırmanın işte okuluna bir etkisi oluyor mu? İlk önce buradan girersek insanımız daha iyi anlasın ve bazı işte bu konularda duyarsız olanlara da bir örnek olsun. Yani okuyor musun? Okuyor musun? İşte baban nerede çalışıyor? Nedir? İşte onlar bir hadi okuldan başlayalım. Öğrenci misin? Ben Oğuzlar Anadolu Lisesi'nde lise son sınıf öğrencisiyim. Evet. Oğuzlar'da oturmama rağmen okulumda yurt var, yurtta kalıyorum. Babam işçi, Osmancık'ta çalışıyor. Evet.
Projeyi de Temmuz ayında başlattı. Daha 18 yaşıma girmeden başlattı. İlk başta dediğim gibi Oğuzlar'la olduğumdan dolayı insan dediğimiz gibi ilk başta milliyetçi olmalı. Milliyetçi olmaktan önce memleket milliyetçisi olmalı. Evet. Ondan dolayı da Oğuzlar 3000 nüfuslu bir yer. Projenin merkezi olarak Oğuzlar'ı seçti. Birazcık memleketimi proje büyürse bir yerlerde söyletmek için, Oğuzlar'a insanların gelmesi için merkezi olarak Oğuzlar'ı seçti. Evet. Ve projenin iki amaç belirledi. Bunlar şehitlere vefa borcumuzun olduğunu bilerek şehitleri her zaman hatırlamamız. İkincisi de şehitlerimizi yetiştiren mağrur ailelerimizi asla yalnız bırakmamak. Siz de birinci bölümde dediğiniz gibi onların bir evladı olmak. Bir evladını toprağa vermişse benim gibi ve okulumdan, Oğuzlar Anadolu Lisesi'nden benim yanımda olan arkadaşlarımı evlat olarak görmeleri. Amacım buydu. Oğuzlar'a yaptıktan sonra projem ulusal ve yerel basında duyuldu. Bu duyulunca üçüncü amacı da belirledik. Bu da gücümüzün yettiği kadar şehit ailelerimizin, halkımızın desteğiyle 81 il, 957 ilçede projemizi gerçekleştirmek oldu üçüncü amacımızda. Evet. Başka illerde bu proje örnek alıp devam ettiği oldu mu? Öyle bir bilgi geldi mi sana? Bu türde bir şeyler olmadı. Ama proje için ben Temmuz ayında başlattım dediğim gibi. Ağustos ayında da Oğuzlar'ın dışında Çorum'un diğer ilçelerine gitmeye başladım. Burada çok büyük zorluklar çektim çünkü yaşım tutmuyor, araba yok. Hepsine de tek başıma, arkadaşlarım da başka yerden geldikleri için onlar da yanımda yok. Evet. Hepsine de dolmuş gibi Oğuzlar'dan Dutludere'ye gittim, oradan Osmancı'ya gittim. Ya da yani gittiğim ilçelerde Ortaköy Belediyesi'ne gittim, Uğurludağ Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne gittim. Bunlar Oğuzlar'a 2 saatlik uzaklıkta yerler ve minibüsleri değiştirdiğimden dolayı 3 saati, 4 saati çıkıyor. Çok da zor olur hakikaten. Aynı. Kargı Belediyesi'ne gittim, Osmancık Belediyesi'ne gittim. Dediğim gibi oralara gittikten sonra baktım fazla destek gelmedi. Belediye başkanlarına projeyi anlattım, beğendiler ama geri dönüş yapmadılar. Ondan sonra o zamanlarda Aybükü öğretmen şehit olmuştu. Dedim oraya da bir kitaplık yaptıralım dedim. Ondan sonra oradan da bir tane abi projeyi duymuş. Bize yardım etmek istedi. Ben bunu karşılarım. Buraya gidin, benim ismimi verin. O oraya yapsın dedi. Destekler gelmeye başladı yani. Aynen. Oraya da baktık, masrafa girmeye yok dedik. Oğuzlar da ayrı ama şehitlikler. Orada birleşik, şehit kabirleri birleşik. Evet. Oraya da bir tane kitaplık yapalım, 5 tane şehidimizi de gelenler oradan alıp okusunlar dedik. Evet. Ondan sonra Oğuzların da 2 tane şehidi var, bir tane de mahallesinde var, Asarçay Mahallesi. O da Oğuzlara 2-3 kilometre uzaklıkta. Oraya da Oğuzlara bitirelim dedik. Ondan sonra oraya da yaptık. Dediğim gibi en büyük zorluğumuz arabamızın olmaması oldu. Oralara hep yani birilerine yalvararak gittik. İnsanlar da projemi beğendi. İnsanlardan önce şehit ailelerinin beğenmesi tamam, beni mutlu etti. Ben onu soracaktım. Şehit ailelerinin bu konudaki tavrı ne, sana yaklaşımı ne? Yani duyunca sen kimsin, nereden bunu yapıyorsun, niye yapıyorsun falan diye. Herhalde önce izin alarak başlıyorsun şeyden, tabii aileden. Ki. Şehit ailelerinden önce izin alıyoruz. Onlara projemizi anlatıyoruz. Onlar zaten bu projeyi beğeniyorlar. Zaten evlatlarını toprağa vermişler. O ağacı her zaman taze. Ama insanların evlatları için bir şey yapmaya çalıştığını görünce, onların yüzündeki tebessümü de biz görünce biz daha da çok şevke geliyoruz. Ve yani umudumuzun bittiği anda, kimse destek vermiyor dediğimiz anda bile tekrardan yılmadan devam ediyoruz. Evet, aferin sana. Şimdi ilk projeniz şu oldu anladığım kadarıyla. Şehit mezarlarına işte kitaplık yaptınız. İçine işte Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim ve bayrak koydunuz ki yani şehitliğe gelen okumak isterse buradan alsın okusun diye. Bu eksikliği gördüğünüz için şehit mezarlarında ilk projeniz bu oldu galiba. Aynen. Ondan sonra ikinci projeniz gerçekleştirdiniz.
Bunun konusunda da şehit aileleri bir araya getirdiniz galiba. Aynen. Yani büyük katılımla. Yani bunu şöyle de diyelim, kimsenin gücüne girmiş. Yani devletin bir araya getiremediği şeyleri, şehit aileleri çoğunlukla siz getirdiniz galiba. Bu ikinci projenizde anlatır mısınız? Yani burada amacınız neydi? Nasıl bir proje? Yeterli desteği görebildiniz mi? Bu konuda da, bu ikinci proje konusunda da bir şeyinizi alalım. Ateş düştüğü yere yakıyor diyorlar. Evet. Bunu da yani biz şehit ailesinin ne çektiğini bilemeyiz. Şehit ailesini şehit ailesi bilir. Biz sadece onların yani tebessüm etmesini, yani onların yalnız olmadığını gösteririz. Ama onları en iyi anlayan şehit aileleri. Evet. Bunun içinse geçtiğimiz 23 Nisan haftasında bir yemek düzenledik. Bunu da memleketim olan Oğuzlar Altın Koz tesislerinde yaptık. 120 tane şehit ailesini bir araya getirdik. Hem birbirlerini tanısınlar hem de projemizi anlatalım istedik. Sağ olsun onlar da Oğuzlar'a kadar geldiler, programımıza katıldılar. 23 Nisan'ı seçmemizin sebebi ise şehit çocukları var. Onlar için sürprizler yaptık. Benim arkadaşlarım geldi. 5 tane bayan arkadaşım vardı, 9 tane de erkek arkadaşım vardı. Hem servise yardım ettiler hem de onlar için kendi elleriyle bir şeyler yaptılar. Ondan sonra şehit çocuklarımız, şehit ailelerimizle birlikte Obruk Barajı'na tekne geçişi düzenledik. Yani onlar hem birbirlerini tanıdılar, çoğu birbirini tanımıyordu. Evet. Hem bunu gerçekleştirdik hem de projemizi anlattık onlara. Bu projeyi tanıtmak da şöyle bir şey. Biz ilk başta hatamızı şöyle anladık. Biz halka anlatmaktansa önce bu projemiz şehit ailelerine duyurmamız gerektiğini düşündük. Onlar haberdar olsun dediniz. Aynen. Onlar da sağ olsunlar geldiler Oğuzlar'a kadar. Programımıza katıldılar. Yani senin Mustafa abi müsaadenle. Sen gözünden, alnından öpülecek adamsın Yılmaz'cığım, hakikaten. Şu senin dediğin mesele var ya, bak biz yıllardır şu işin içerisindeyiz. Mustafa abi de bahsetti, yeri gelir devlet organizasyonu yapılır. Onlar bir sürü imkanla, koca koca imkanlarla, arabalarla, şunlarla, bu devletin imkanını düşün. Şu birlikteliği toplamakta yeri gelir zorlanırlar. İşte Yılmaz bence temel sermayesi, samimiyeti, sevgisi, saygısı. Bu şehit aileleri, bu pırlanta gibi delikanlımızın davetindeki o samimiyeti gördüler. Ki onlar yani onlardan yetişmiş evlatlar vatan için gözlerini kırpmadan ölüme koşmuşlar. Orada da samimiyetin, saflığın, temizliğin işareti var. Yılmaz kardeşimizde de bu samimiyeti gördükleri için bak nasıl koşuyorlar. Şimdi demin de birinci bölümde bahsettik. Yani kimi siyasiler, kimi bürokratlar şehitlerimizin, gazilerimizin, şehitlerimizin yakınlarını, gazilerimizi kimi zaman suistimal ettiği noktalar olabiliyor. Evet. Yani orada niye peki, yani ne aradılar, ne buldular? Hangi birisi bir kap yemeğin muhtacı? Değil. Oğuzlara kadar niye gittiler? İşte bu delikanlının o samimiyetine. Şimdi ben birkaçıyla görüşme şeyim oldu orada. Biz de oradaydık şeyde. Şu, yani şimdi Erol Bey öyle bir şey oldu ki bürokrasi yok. Bakın. Evet. Yani biraz da onun için hiçbir siyasi işte temsilcisi evet. yok. Sadece ve sadece şehit aileleri. Bir tane herhalde Oğuzlar Belediye Başkanımız vardı. Evet. O da zaten ev sahibi olduğundan dolayı. Şimdi onun için yani bir siyasete malzeme olmadığını gördü şehit aileleri. İşte zaten şehit ailelerin en çok zoruna giden şey de o. Evet. Benim konuştuğum öyle orada. Bazen bizi siyasi malzeme yapıyorlar. Bu da bizim çok zorumuza gidiyor. Orada yani devletin bile o kadar imkanıyla toplayamadığı, şehit ailelerini bir araya toplayamadığı şeyi Yılmaz kardeşimiz yaptı. Maşallah. Niye? O da zaten Yılmaz kardeşimizin yani o çabasını gördüler. Bir de hani bir şeye alet olmayacağını. Ben işte şimdi o 120 ailenin evladı olarak görüyorum. Eminim ki her şehit anne babası Yılmaz'a evladı yerine bakıyor. Bir de Yılmaz'ın ikizi de varmış. Onu programdan önce öğrendik. Keşke biraderini de getirseydin de burada. Kıymetli izleyicilerimiz, biz fotoğraflarına baktık. Yani ikizleri hani birbirine benzer. Bu kadar mı benzer? O programda da Yılmaz anlattı. Nasıl oldu?
Seni lokantada görüyorlar. Seninle Yılmaz diye konuşuyorlar. Dışarıda görüyorlar. Biraderinle yine Yılmaz diye konuşuyorlar. O da hiç bozuntuya vermiyor herhalde. İlk başta ben Oğuzlar'da bulunan Murat Keleş'in babasını arkadaşımın arabasıyla almaya gittik. Orada da arkadaşların çikolata, kolonya, bir de bayanlara, şehit ailesine, şehit eşine, şehit çocuklarına karanfil veriyordu. Ben yokken orada Habib Gökçe'nin ailesi, şehit Habib Gökçe'nin ailesi gelip Yılmaz ne yapıyorsun diye Ömer'le konuşmuşlar. Sonra ben geldim. Biz karıştırmışız demişler. Evet. Ondan sonra tekneye ben restoranda şehit halleriyle ilgilenirken ikizim Ömer de tekneye bindi. Teknede de sanki bunu o yaptı gibi yani beni onu Yılmaz sandılar. Onunla konuştular. Çok güzel yapmışsınız demişler. Evet. Ondan sonra biz çoğu programa katılmıyoruz ama bunu gençlerin yaptığını duyunca biz bunun için geldik demişler. Evet, evet. Biz bir de bu proje için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim ben. Okulumdan izin alıp. Evet, kiminle görüştün orada? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki tane MHP milletvekili, Deniz Depboylu, Aydın milletvekili. Ondan sonra Osmaniye milletvekiliyle görüştüm. Çorum milletvekili Lütfi İhsan Ceritoğlu ile görüştüm. Ondan sonra Tufan Köse ile görüştüm. Evet. Ben onlara ilk başta girdiğimde de sizden ben maddi destek istemeye gelmedim. Ben okulumdan izin aldım. Sırf size bu projeyi anlatmak için geldim dedi. Projemi MHP milletvekili Ruhi Ersoy'la Deniz Depboylu çok beğendiklerini söylediler. Ne yardım gerekirse yaparız dediler. Ama iletişim olmayınca onun için de bir şey yapamadık. Evet. Ama benimle çok ilgilendiler. AK Parti Çorum milletvekili Lütfi İhsan Ceritoğlu Kurt Hanım da projemi çok beğendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na projemi anlatacağımı söyledi. Ve projem için de ben Eylül aylarında CİMER'e, BİMER'e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Başbakanlığa dilekçe yazdım. BİMER'den cevap geldi, gerisinden cevap gelmedi. Öyle yani. Şimdi bu projeleri kaç kişi yürütüyorsunuz? Yani bir arkadaş grubu mu var yoksa bir şey mi oluşturdunuz? Fotoğrafta gördüğünüz arkadaşlarımın hepsi de bana yardımcı oluyorlar. Okul arkadaşlarım var. Okul arkadaşım bir de aşçılığı bitiren arkadaşım var. Bu yemekte de kurabiye yaptı kendisi. Vefa yazılı. Bunu başka bir yerden de alabilirdik ama yemekte de tamamıyla bizim kendi elimizde yaptığımız şeyler verildi. El emeği. Evet. Arkadaşım da kurabiye yaptı. Yani öyle. Peki bu tabii bu konularda maddiyat kesinlikle aranmaz da. Ama siz baştan şunu ben onun için sordum biraz da. Bir işçi babanın evladısınız. Yani maddi durumunuz belli. Peki bu yani illaki bu kadar projenin de bu bir maddi külfeti var. Bunları nasıl karşılanıyor? Bunu nasıl şey yapabiliyorsunuz bu iş, kadar işin içinden? Yani destekler geliyor mu? Yani atıyorum maddi durumu zengin insanlarımızdan, iş adamlarımızdan. Yani yardım alabiliyor musunuz? Yoksa kendi imkanlarınızdan mı yapıyorsunuz bu kadar projeyi? Yardımımız şu şekilde oluyor. Projeyi çok beğenen ve benim de şehitlere vefa borcumun olduğunu düşündüğüm diyen çevremdeki büyüklerim, arkadaşlarım, zaten çoğunlukla okulumda öğretmenlerim ve arkadaşlarım yardım ediyor buna. Evet. Bu yemekte de öyle oldu. Gidip bir yerden para alabilirdik yani kaymakamlıktan, şuradan buradan. Ama istemedik. Arkadaşlarım bizim de bir katkımız olsun dediler. Hepsi de yardımcı oldular sağ olsunlar. Yani bunu Oğuzlar Fen Lisesi... Oğuzlar Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi öğrencileri... bu Oğuzlar Altınkozu'da yapılan programı yani 120 tane şehit ailesini toplanılan bütün şeylerin maddi kısmını siz kendiniz karşıladınız. Yani sınıf arkadaşları olarak, okul çoğu, sınıf arkadaşı olarak karşıladınız anladığım kadarıyla. Aynen çoğu kısmını okulumda arkadaşlarım ve öğretmenlerim karşıladı. Bir kısmını Osmancık'tan büyüğüm karşıladı. O da geldi yemeğe ayrıca. Böyle oldu.
Yani buradaki programı da en büyük, zaten biliyoruz sizin emeğiniz. Bunun baştan beri siz organize ettiğiniz, şey yaptınız. Yani bütün Oğuzlar'daki şehit ailelerin toplanmasında en büyük katkı size ait. Aynen. Şimdi Yılmaz'cığım, Mustafa abi, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben senin haberlerini biz yaptık, seni takip ettik, ancak yüz yüze ilk kez karşılaştık seninle bugün. Mustafa abiye ondan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize hem seni bize tanıma fırsatı verdi, ekranların başındaki izleyicilerimize de seni tanıştırma fırsatını yakalamış olduk. Ben kendi adıma söz veriyorum ki bundan sonra yapacağın her faaliyette, üzerimize düşen her türlü katkıya sadece haberle bırakmayıp hepsinin yanında yer alacağımıza. Ben sana bakarken kendimden hayıflanarak baktım. Sen şu genç yaşta yaptığın işlerin onla birini, ben 49 yaşındayım, güya yılların gazetecisiyim, elimizde bir sürü imkan varken yapamıyor olmanın veya senin yaşındayken aynı düşünceleri taşımadım diye kendi kendime hayıflana biraz da sana gıptayla bakarak demin beri seni dinliyorum. Seni bir kez daha gözlerinden, alnından öpüyorum paşam. Sen bu yola samimiyetle çıkmışsın. Bakışından, sözünden, sesindeki tonundan dahi bu samimiyetin hakikaten algılanıyor. Ki başka türlü değil, 120 tane şehit ailesini, 3 tane şehit ailesini bir araya getiremezdin. Eğer sen bu işlerde başka niyet gütseydin. Senin niyet sorgulaması yapmıyoruz, yapmamıza da gerek yok. Sanki gözlerinde, anında bu samimiyetin sözlerinde zaten var. Eminim ekran başındaki izleyicilerimiz de senden bu elektriği aldılar. Buradan da çağrı yapalım. Birincisi, Yılmaz kardeşimizin bu çabalarına gönlü olan, bu işe değer veren, gençlerimizin yanında bizim de yer almamız gerekir diyen insanları katkıya davet ediyoruz. Bu bir. Bu kardeşlerimiz herhangi bir para toplama vesaire değil. Daş çatlasa ne yapacak? 3 tane daha şehit mezarına kitaplık yaparken belki baksak maliyeti 100 lira bile değil. Onların karşılanması. İnşallah yani bu işi karşılayacak insanlar da kendisine nasip insan olarak kabul etmesi lazım. Bu gibi hayır işlere herkesin parası nasip olmaz, katkısı nasip olmaz. Özellikle bir amacımız var. Bu amaçta kitaplıkları yaparken hangi il ya da ilçede yapıyorsa o ilçenin esnafına da katkı sağlamak için belirli bir esnaf seçmedik. Yani kendi ilçemden ya da Çorum'dan. Evet. Sadece o il ve ilçedeki esnafımız da kazansın diye onlarla işbirliği yapıyoruz. Aynen. Evet. Onlarla yapıp öyle yapacağız. Sonuçta onların memleketine bir şey yapıyoruz. Onlara da bir katkı sağlamamız lazım. Bundan dolayı da esnaf abilerimize yardımcı olalım diye böyle bir plan yaptık. Aferin. Yani ne tarafından bakarsan bak tam örnek bir davranış. En kıymetlisi de 18 yaşında şehitlerimize şu vefayı göstermen. Ben oradan senin hareketlerinden, senden yaşça çok büyük olmama rağmen senden kendime ders alıyorum, örnek alıyorum. İnşallah senin bu davranışın senin yaşıtlarına, gençlere, birinci bölümde bahsettiğimiz yani bir dünya salonların almadığı, koca koca yerlerin almadığı konserlere koşuşup kendinden geçen gençlerimizin biraz olsun milli manevi değerlerimize kendisini yöneltmesi, bu işlerin ucundan tutup bu işlere katkı sağlaması lazım. Nasıl ki ecdadımız dün canını vererek bugünleri bize emanet ettiyse, biz de bugün bu gayretlerle bugünümüzü yarına taşıyalım. Tekrar ediyorum, seni gözlerinden, alnından öpüyorum aslanım. Allah canını sağ etsin. Derslerini de asla ihmal etme, ki ihmal etmediğini söylüyorsun zaten. Derste de başarılı olduğuna. Bu azimde olan bir insan derslerinde de elbette başarılıdır. Bir de şu örnek, yani ben tek başımayım, ne yapabilirim demeyecek. Bir davaya, bir meseleye inanmış bir insan, işte Yılmaz bunun en açık örneğini sergilemiş. Başara başara. Bugün sen 120 tane şehit ailesinin hanesinde senin ismin evlat olarak zikrediliyorsa, sen bu memlekette çok büyük bir iş başarmışsındır aslanım. Tebrik ediyorum, başarılarını devam ediliyorum. Dediğim gibi biz de elimizden gelir her ne katkı varsa, senin bu yaptığın işin yanında hizmetkar olmaya varız. Allah'ın izni keremiyle. Bir evet. De ben şey söyleyecektim. Söyle aslanım. Biz proje için insanların yanına değil de insanlar bizi yanlarına çağırmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Çorum'daki iş adamları olsun, siyasetçiler evet. Olsun. Yani şehit kavramı çok hassas bir konu. Şehit ailesi de çok ağzımızdan çıkacak bir kelime onları güldürebilir, sevindirebilir de. Onları kırabilir, üzebilir de. Buna dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi onların bize
dönmeleri, yardım etmeleri lazım. Biz onlara değil de onların bizi çağırmaları lazım. En azından arka planda olmaları lazım. Yani yoksa... Yok, yok, buradaki Mustafa abi, sen de doğru söylüyorsun. Şu bahsettiği şey, demin beri meselenin endazesi dediğimiz şey. İşte evet. Bak, o kadar bir incelik var ki, bir şehit ailesinin bir yere davet edilmesi ayrı bir şey. Yani veya şehit ailesinin gidip de o kapıya bir derdini anlatması ayrı bir şey. Aslında ikisinde de ne yapıyor? Adam gidiyor orada bir kapıyı çalıyor, oturuyor, konuşuyor. Ama oraya davetli olarak, nezaketli, hürmetli bir şekilde gönülden davet edilirse bu onları incitmeyecektir diyor. Yani sen okullarda yaşlılarına bu konuda konferans verecek kadar başarılı, samimi bir delikanlımızsın. Allah niyetini halis etsin, hizmetlerini âli etsin inşallah aslanım. Şimdi programımızı senin de müsaadenle kapatacağız. Son söyleyeceğim bir şey varsa ekle. Yavaş yavaş izin isteyelim biz de. Bir sonraki buluşmalarımız da olacak. Şehit ailelerimizde bir araya gelmelerimiz de olacak. Bunlarda en çok da dikkat edeceğimiz şey bürokratların, siyasetçilerin ya da yani şehit ailelerinin çekineceği kişilerin olmaması olacak. Onlar da kusura bakmasınlar. Hmm. Çünkü rahat olmaları gerekiyor. Evde nasılsalar, evet, evlatlarının yanında. Yani biz genç arkadaşlarımla birlikte onların evladı, kardeşi sayılırız. Bizi yanımızda da rahat olacaklarını düşünüyorum. Yani programlarımızda siyasetçi ya da yani o tür insanlar olmayacak. Evet. Aslında bu yani hani destek versinler de. Kusura bakmasınlar derken onları aykırı, oraya layık olmayan insanlar olarak ifade etmiyor. Sadece ortamın insicamını, daha bir aile ortamı olsun diye. Aynen. O da özel bir şey olduğu için bu da çok saygı duyuyor. Zaten şehit aileleri de onu istiyor. Bunun göstergesi de oraya 120 tane şehit ailesinin gelmesi zaten. De bu yani samimiyeti, samimi bir ortam olacağını bildiler. İşte dedikleri gibi evlatları gibi, Yılmaz kardeşi evlatları gibi seviyorlar. Artık onlar, bunlar yani ne diyeyim, belki de validen işte şeyden daha çok biliyorlar, iyi tanıdılar. O samimiyetine güvenerek oraya gittiler yani. 120 tane şehit ailesi kolay Allah değil. Yani onlar da onlar... bu samimiyetini bildiği için gittiler oraya. Ben dedim ya, birkaçıyla görüştüm. Yani resmi şey olsaydı kesinlikle gelmezdim dedi. Sadece Yılmaz kardeşimiz dedi, çağırdığı için geldik diyen çok oldu yani. Bir tekrar, de özellikle evet, benim yanıma geldiler. Dedikleri konu, yani ben orada çok üzüldüm o konuya. Ben daha büyük biri olsaydım, devlet görevlisi olsaydım dedim. Şehit ailelerin dediği kelime şu: bizim ilçemizde okulun adı sadece mesela Oğuzlar Anadolu Lisesi. Yani bir şehit ismi, yani bir ismi bile yok ama şehidimizin ismini vermiyorlar diyor. Yani ben orada çok üzüldüm. Bunu yani devlet görevlilerini de görüp oraya ülkemizin, bayrağımız için şehit olmuş şehitlerimizin ismini vermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Her okula sadece yani okula değil. Yani yere göre o yiğitlerimizin sokağa isim olur, doğru işte söylüyor. Okula olur yani. Yani beklediği beklenti de onların da işte unutulmamak. Yani hiç kimse evladının, hele şehit evladının adının unutulması en büyük şeydir. Onları sanki ikinci kez evladını yitirmiş kadar şey yapar, üzer. Programı toparlıyoruz. Tekrar geldiğin için, katıldığın için, bu işlerin peşinde samimiyetle koştuğun için sana teşekkür ediyorum. Mustafa abicim, sen de bize bir fırsatı verdin. Bu yiğit delikanlıyla bizi tanıştırdın. Ekranımıza misafir ettik. İzleyicilerimiz tanıdı. Ben eminim ki bizi izleyen herkes programın ardından dönüp kendine, yanındaki evladına bakar. Yılmaz'ı örnek gösterir. Ondan sonra Yılmaz gibi kardeşlerimizin sayısı artar. Ve bu sayılar arttıkça da biz 7 düvele daha çok meydan okuruz Allah'ın izniyle. Hadi aslanım, tebrik ediyorum seni. Mustafa abiciğim, senin de tokalaşalım ve programımızı kapatalım. Sizin de değerli katkılarınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu haftalık programımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Allah'a emanet olun. İnşallah haftaya ölmez de sağ kalırsak tekrar bu ekranlarda birlikte olacağız.